Buyurun hocam. Arkadaşlar, herkese hoş geldin demek isterim öncelikle. Bugün elektriksel alan projesi, zayıf akım sistemleri eğitimi kapsamında acil anons ve ses sistemlerinden bahsedeceğiz. Katıldığınız için herkese teşekkür ederim. En eğlenceli, en keyifli, birçok meslektaşımın böyle can atarak proje çözümlediği ve çeşitli alternatifleri boy gösterdiği orta ve büyük ölçek projelerde özellikle mühendisliklerini ispatladıkları eğlenceli bir konu aslında bugünkü konumuz. Bugünkü konumuz herkesin aşina olduğu ses sistemleri, anons sistemleri, kısaca bunların bileşenleri. Bunlardan bahsedeceğiz. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Hepimizin duyduğu, bildiği bir acil anons sözcüğü bu zayıf akım sistemleri arasında dolanıyor. Bunun tabii ki neden olduğunu ve hangi şartlar altında gerektiğini vesaireyi bilmiyor olabilirsiniz. Veya bu konuda yeterli eğitim almış olabilirsiniz. Oradan başlayacağız. Arkadaşlarımız, bilmeyen arkadaşlarımızın faydalanmasını istiyorum çünkü. Şöyle yapalım. Evet, sanırım ekran görünüyor. Acil anons sistemleri aslında yalnız başına düşünülmemelidir arkadaşlar. Acil anons sistemlerinin kullanım gereksinimi acil durum anında kurduğumuz herhangi bir yapının senaryosunda gereken tahliye, bildiri ve alarm entegrasyonuyla bir bütündür aslında acil anons sistemleri ve ses sistemleri. Kullanım gereksiniminin başlanması adından da belli olduğu gibi müzik ve anons sistemlerinin yapılarda bulunma sebepleri acil durum anında ve ihtiyaç durumunda hızlı bir şekilde kitleye hitap edebilmesi için geliştirilmiştir arkadaşlar. Müzik, bilgi, ses dinletileri de ise satış ve pazarlama kanalı için biraz politik kararları gereği ziyaretçileri bulunan alanlarda daha fazla meşgul etme, zaman kavramını belirsizleştirmek için geliştirilmiştir aslında. Acil anons sistemleri ülkemizde özellikle son zamanlarda belirli yasalar kavramında dünyada olduğu gibi yapılarımızda zorunlu kılınıyor. Uygulayıcı arkadaşlar bu konuda yeterli özeni gösterdiğine inanıyorum ben. Özellikle belirli bir standartı olan alanlarda tamamıyla ihtiyacı gereği acil anons sistemlerinin literatüründe belirttiği gibi uygulamalar var. Bu uygulamalar aslında görünmeyen şövalyeler. Bir otomasyon sistemi gibi düşünün. Aslında siz bir yangın alarm sistemiyle acil anons sistemini otomasyon tabanında entegre ediyorsunuz arkadaşlar. Zaten zayıf akım sistemleri daha önceki derslerimizde bahsettiğimiz gibi mantıklı kalibre edilmiş ve düzgün bir çerçevede kurulursa bu sistemler ayrı ayrı cihazların yönetiminden çıkıp tümleşik bir sistem haline geliyor. Acil anons sistemleri de şu an bu durumda. Ama temelinden bir bahsedeceğiz. Bahsetmeden önce kısaca bir literatürdeki yerinden ve neden acil anons sistemleri ve hangi şartlar durumunda ihtiyacımız var? Kaba tabirle bir bilginizin oluşması için birkaç madde hazırladım size. Adından da belli olduğu gibi acil anons sistemleri standartizasyonu yangın alarm sistemleriyle bütünleşmiştir arkadaşlar. Şunu şu şekilde düşünmeyelim. İşte yangın alarm sistemi olan her yerde acil anons sistemi olması gerekir mi?
Hayır gerekmez ama olursa daha konforlu bir acil senaryoda baş edebilirsiniz arkadaşlar. Kısaca üç temel kavramda bu acil anons sistemini çerçeve altına almış arkadaşlar yönetmenliği gereği. Bu genelgede 2009 yılında alarm sistemiyle ses acil anons ve ses sistemlerini birleştirerek acil anons ve ses sistemleri olarak genelgeye katmış standartizasyon. Nedir bu standartizasyon? Nelere özen göstermişler? Çok erken ve çok hızlı bir şekilde gereksinimi olup olmadığını nasıl anlayabiliriz dersek? Bir, yatak kapasitesi 200 ve üstü olan binalar. Bunlar hepinizin de aklında geleceği gibi işte oteller, moteller, yurtlar, okullar vesaire. Bizim çok okul ve aslında yataklı yurt modelinde okul modelimiz çok gelişmiş değil ama dünyada bunların örnekleri çok. Bu şekilde standart almışlar. Yatak kapasitesi 200'ün üstünde olan binalar kesinlikle acil anons sistemini EN54 standardında kurması gerekiyor. Bu EN54 standardını ilerleyen zamanlarda tekrar duyacağız aslında. Bu EN54 standardı yangın güvenliği ve ses acil anons ses entegrasyon güvenliği ile alakalı olan bir standartizasyon arkadaşlar. İlgili meraklı olan arkadaşlar bunu incelesin. Bu konuda birçok ekipmanlar var. Bununla alakalı ürün deneyimlemek isterlerse ileride yüz yüze eğitimlere geçtiğimizde odamıza bu ürünleri paylaşabiliriz. Size ulaştırabilirler ya da ofisimize gelebilirler. Ofisimizde, showroomumuzda bunları deneyimleyebilirler. Bu EN54 standart aslında sizin binada düşünmediğiniz birçok şeyi düşünüyor. Bir ucu enerji otomasyonuna, diğer ucu yangın otomasyonuna, diğer ucu ses ve acil anonsa dayanıyor arkadaşlar. Temelinde insan güvenliği var. Acil durum anında herkesin kafası karışık, ortalıkta çil yavrusu gibi deyim yerindeyse dağılırken bu standartizasyonun belirttiği ürünler ve cihazlar yönergenin önerdiği gibi çalışmaktadır. Eğer düzgün tasarlanmışsa. Bunu da belirlemek için, bunu da korumak için bu EN54 standartını belirtmişler. İlk tebligat süresini ben de bilmiyorum açıkçası. Bu konu hakkında araştırdım. Çeşitli makaleler var. İşte farklı regülasyonların zamanları daha farklı. Bizim baz aldığımız British standartın regülasyon süreleri daha farklı. Burada net bir süre verip farklı toplumlardaki bilgileri yanlış aksettirmek istemem. Geri dönecek olursak, biz bu ses sistemlerini, acil anons sistemlerini nerede kullanacağız? Nasıl binalara önereceğiz? Karşımıza çıktığında neler yapacağız? Arızalar durumunda neler var, neler yok? Bunları tartışacağız aslında. Biz bu ihtiyacı belirlerken neye baktık? Bir, öncelikle yatak kapasitesi 200 ve üstü mü? Evet, 200 ve üstü ise mutlaka bu acil anons ve ses sistemine ihtiyacı vardır deniliyor binaların. İki, bürüt alan mesafesi 5000 metrekare ve üstü olan yapılar ve veya ziyaretçi kapasitesi 1000 kişi veya üstünü ağırlayan alanlar. Bunlar arkadaşlar, kusura bakmayın bir saniye. Kusura bakmayın, dersi böldüm. Bunlar arkadaşlar bizde ilk aklımıza gelen işte oteller, AVM'ler,
benzeri alanlar. Ama baktığınızda bu acil anons ve ses sistemleri, yangın entegrasyonu ile birlikte metro alanları, spor salonları, kapalı pazarlar, bu tarz yerlerde de ihtiyaç vardır. Zaten temelindeki kavram insan hayatını korumak ve düzenli bir şekilde yönlendirmek. Bu gibi alanlarda da yaygınca dünyada kullanılıyor. Adamız da bu konuda duyarlılık artmaya başladı. Özellikle müteahhitlerimiz ve kamu binalarında özellikle bu veriyi işliyorlar şu an. Yarı açık ve kapalı alanlarda şu an halihazırda yapılandırılıyor standardı gereği. 3. Bina yüksekliği 51,50 metre veya daha yüksek olan yapılar. Adamızda yüksek yapılı binalar son 8-10 senede çoğaldı. Bu kriter de aslında artık günümüzde müteahhitlerimizi veya uygulayıcı firmaları bağlıyor. Ortalama olarak bakacak olursak arkadaşlar 15 kat ve üstü alanlarda kesinlikle acil anons ve ses sistemi NL4 standardında yangın alarm sistemiyle entegre olmalıdır. Bu aslında genelgenin belirttiği içerik. PRCE EN-TS 54-32-2012'de EN54 standardına dahil edilen bir yenerge ile birleştirildi arkadaşlar. Bu yüksek bina ve bu üç yapı kıstası. Bu aslında bazı toplumlarda, bazı genelgelerde daha da farklı kıstaslar sunuyor. Özel merak olan arkadaşlar farklılık görürse burada işte Almanya'nın farklı, Türkiye'nin farklı, işte British standardın farklı diye karşılaşabilir. Ben çoğunlukla verdiğim eğitimlerde British standardın adamızda etkin kılınan verileri paylaşmaya çalışıyorum. Buna da dikkat çekmek isterim. Acil anons sistemleri ve ses sistemlerinde bileşenler nedir? Bir sistemi tasarlayacağımızda ne yapacağız? Nelere dikkat edeceğiz diye bakacak olursak aslında 6 temel bileşeni var acil anons sistemlerinde. Ses sistemlerinde bu 6 bazen 4, bazen 3, bazen 7-8 olarak da uygulanabiliyor. Projenin kapsamına ve şartnamesinde belirtildiği oranlara ve isteklere bağlı. Ama işin içinde EN54 standart varsa minimum bu 6 kalemi projelerde görürsünüz arkadaşlar. Ve yapısal kaplolama tabii. Bundan bahsetmemize bile gerek yok. Nedir bunlar? Bir hoparlörler, herkesin bildiği, aşina olduğu, birçoğumuzun kablosuz olarak bile kullandığı, yanımızda mobil taşıdığı hoparlörler. İki, ses yükselticileri, amplifierlardır arkadaşlar. Üç, mikser olarak tabir edilir piyasada birçoğu zaman ama aslında ses seçici, karıştırıcı ve ayarlayıcılardır bunlar arkadaşlar. Mikser acil anons sistemlerinde biraz yanlış bir tabir demeyelim de eksik bir tabir olabilir. Ardından mikrofonlar gelir. Mikrofonlar standart alışılmış mikrofonların aksine biraz daha komplikedir arkadaşlar. Ardından medya oynatıcılar. Ardından EN54 standart güç kaynakları, güç üniteleri gelir. Piyasada bu güç ünitelerini güç amplifiyerleri olarak yedek 24 volt güç amplifiyerleri olarak da
görebilirsiniz veya işitebilirsiniz arkadaşlar. Bunu yadırgamamak lazım. Bir UPS gibi davranır bu cihazlar. Tek tek konuşacak olursak ürünleri hoparlörlerden başlayalım. Hoparlörlerimiz birçoğunuzun piyasada belki de birçoğunu montaj yaptığı, bildiği, kullandığı ürünler aslında hoparlörler. Hoparlörlerin seçiminde neye dikkat etmemiz gerekir? Bir, hoparlörlerin konumları. Tabii ki bu hoparlörlerin konumları da hoparlörün kendi karakteristik özelliğiyle alakalıdır. Bulunan bir projenizde veya bir alanınızda uygun alana uygun hoparlör yerleştirmeniz lazım arkadaşlar. Ve bunu da alana göre spesifik olarak seçmeniz lazım. Acil anons ve ses sistemleri aslında belki de farklı bir mühendislik dalı olarak incelendiğinde bir elektrik mühendisliği kadar detaylı olan bir branş. Birçok branşta olduğu gibi ses sistemlerinde, hoparlör sistemlerinde çok farklı, çok üretici bağımlı, çok farklı veriler vardır arkadaşlar. Alanlarınıza en uygun, sizin kolay ulaşabileceğiniz, arızası durumunda tekrardan yerine çok rahat tedarik edebileceğiniz, piyasada veya yabancı ülkelerde üretimi durdurulmamış ürünleri tercih etmenizi öneririm. Her mekana da uygun hoparlör tipi kullanmanızı öneririm. Bunun için kullanacağınız hoparlörün kendi özelliğine göre konumlarını belirlemeniz lazımdır arkadaşlar. Bunun simülasyon programları var. Kullandığınız hoparlörün karakteristik eğrilerini bilirseniz bunları AutoCAD üzerinde konumlandırabilirsiniz. Ve kusursuz denilecek şekilde gerek acil anons gerekse de müzik yayınlarını alabilirsiniz arkadaşlar. Bir, konumları çok önemli bu hoparlörleri yerleştirirken. İki, hoparlör tiplerinin mekanlara uyumları çok önemli. Üç, ses izdüşümleri arkadaşlar. Bu her tip hoparlörün bir karakteristik özellikleri var. Bunların aydınlatmada olduğu gibi seste de bir izdüşüm izi var, bir frekansı var. Bu izdüşümü bilip ona göre uygulamak lazım. Piyasada bazen küçük ve orta ölçekli projelerde karşılaşıyorum. Çok eksik, standardı olmayan ama evet var mı? Var dedirten uygulamalar var. Siz bunlara özen gösterin bence. Piyasada sizi farklı kılacak olan, daha bilinçli davranmanıza sebep olacak olan çok ince ayarlardır aslında bunlar. Kulağı iyi olan biri veya bu konuyu anlayan biri mekana girdiği anda bunu fark eder ve veya Allah göstermesin çok aksi bir durumda sistem yeterince yeterli olmadığı için olağanüstü durumda müşteriyi veya müşterileri yaşayanları müşkül durumda bıraktığında bunu deneyimlerler. Siz bunlara özen gösterin arkadaşlar. En basit bir örnek verecek olursak bir hoparlörün ses izdüşümü düzgün hesaplanmamış yerleştirilirse mekanda kalabalık olduğunda kalabalık düzeyde sesi duymazsınız arkadaşlar. O kalabalığın gürültüsü sesi yutar. Bu bir acil anons olsa dahi bu duyulmaz. Veya bu izdüşümü doğru hesaplanmaz ise bir mekanın içerisinde korkunç derecede gürültü denilecek kadar bir müzik sizi rahatsız eder. Mekanın dış kapısında, dış tarafında bulunan hoparlördense çok soft bir ses gelir. Belki mekanlara aynı hoparlörleri kullanmak yerine daha farklı hoparlörlerde bunları çözebiliriz. Hoparlörlerin konumları da bunlara çok etken kılıyor. Bunlara kesinlikle ve kesinlikle özen göstermeniz lazım arkadaşlar.
Bir sonraki dikkat etmemiz gereken hoparlörlerde güçleri ve empedansları. Güçlere dikkat eden arkadaşlarım var. Takip ediyorum. Özellikle malzeme tedariğini bizden yapan arkadaşlar. Onlara da teşekkür ederim bu arada. Çok hassaslar. Kullanılacak olan ürünün güçlerini, bu ürünlerin sistem üstündeki toplam güçlerini ve empedanslarını kendilerinde gerekli ekipman olmamasına rağmen bizden sağlayıp projelerinde kullanabiliyorlar. Bu çok önemli bir şey arkadaşlar. Piyasada gördüğümüz 10 arızanın 9'u yanlış güçteki hoparlörlerin yanlış güçteki ses sistemine entegre edilmeye çalışmasıdır aslında. Bu belki nominal güçlerde, nominal ses şiddetlerinde çok büyük sorunlar yaratmıyor ama sistemi orta ve uzun vadede kesinlikle yıpratıyor ve çalışmaz duruma getiriyor. Güçlerine dikkat ettiğimiz gibi bu hoparlörlerin bildiğiniz gibi bir empedansı var. Şimdi bu empedans da özellikle orta ve büyük ölçekli projelerde ciddi roller oynuyor arkadaşlar. Ve bu empedansları aktif ve pasif ölçebilmeniz için özel aletler var. Bu aletler sayesinde tesisat ucunuzdaki toplam gücü ve toplam empedansı görebilirsiniz. Buna göre bir amfi seçimi yapabilirsiniz. Burada görsellerimiz arasında birinci görselimiz iki farklı ürün gibi görünse de aslında ikisi aynı ürün. Bunu bilerek size paylaşmak istedim. Bazen karşınıza çıkabilir. Birinci hoparlörümüz tavan hoparlörü diye adlandırdığımız hoparlörler birçok yerde kullandığınız işte 8-10 watt 3-5 watt arası tek yollu diye tabir ettiğimiz mono seslerin, acil anonsların özellikle yayın yapılmasında tercih edilen ürünlerdir. Bu ürünlerin bir kısmı EN54 standardına uygun, bir kısmı değil. Bir kısmı ise bu görselde olduğu gibi kendi EN54 standardına uygun olabilmesi için arkasında bulunan bu kırmızı yanmaya karşı dayanıklı olan kaveri eklenti olarak aldığınızda bu işlemleri yapabiliyor. Bu tip hoparlörler aslında hayat kurtarıcıdır. Küçük projelerde ve ortak ölçekli projelerde hem müzik sisteminde kullanabilirsiniz hem hoparlör sistemi, anons sisteminde, acil anons sisteminde bu hoparlörleri kullanabilirsiniz. Şuna değinmeden geçmeyeceğim. Bunu amplifiyerleri, ses yükselteçlerini anlatırken de bahsedeceğim. Ses ve acil anonslar arkadaşlar mono yayınlardır. Yani tek kanal yayınlardır. Müzik sistemleri ise günümüzde artık stereo yayınlardır. Hatta birçoğu noktada Dolby Digital dediğimiz çok sık kanallı dijital ses yayınlarıdır. Eğer bir mağazada, bir küçük markette, bir dükkanda bir ses sistemi yapılandırıyorsanız arkadaşlar, lütfen mono bir ses sistemi yapmayın. Hele bunları hem mono yapıp hem acil anons hoparlörleriyle yapmayın. Çok eksik ve yetersiz gelir. Siz fark etmezsiniz belki de ama elektronik olarak ölçümlendiğinde veya yeni nesil stereo yayını olan bir müziğin eksik çaldığını görürsünüz. Buna sistemlerinizi tasarlarken özen gösterin arkadaşlar. Buna dikkat ederseniz iyi bir şekilde müzik yayını ve acil anons yayınını sunmuş olursunuz. Bir sonraki hoparlörümüz sağda bulunan hoparlörümüz. Bu da kabinli hoparlörler. Kabinli hoparlörler biraz daha böyle işte yarı açık alanlar, daha geniş, işte asma tavanı bulunmayan,
dikeyde veya yatayda konumlandırabileceğiniz tip hoparlörleridir. Kabin tip hoparlörleri de çok çeşit var arkadaşlar. Kabin tip hoparlörlerin şu an outdoorlarda kullanılan benim bildiğim 7-8 farklı tasarımları var. Hatta bahçe aksesuarı görünümünde olanlar da var. Tamamıyla mantık aynıdır. İçerisinde bulunan ekipmanlar aynıdır. Ve empedansları, güçleri, ses izdüşümlerine bunlarda da dikkat etmek gerekir. Üreticinin belirlediği kabin tipi hoparlörün asılma standart yönleri vardır arkadaşlar. Bunları lütfen koruyun. Korumazsanız sisteminizde bozukluk yaşayabilirsiniz. Üretici dikeyde ve yatayda eksenlerin dışında kabin tipi hoparlörlerde 45 derece açılar ve benzeri 33 derecelik açılar yaratmamış ise siz o açılarda bu hoparlörleri konumlandırmayın. Yoksa projeleriniz daha eksik, düzgün bir ürünü kullanmanıza rağmen montaj hatasından dolayı yanlış sesler doğurabilir. Bunun için bunlara da özen gösterin arkadaşlar. Spesifik özelliklerini üretici bağımlı olduğu için her projede, her zayıf akım ekipmanını olduğu gibi mutlaka inceleyin. İncelemeden önce sahada gidip montajını yapmayın. Gerekirse laboratuvar ortamında, ofis ortamında, iş yerinizde bunların bir testlerini, deneyimlerini yapın arkadaşlar. Veya bizim gibi tedarikçi firmalardan gelip ürünlerin teknik bilgilerini, deneyimlerini, eğitimlerini aldıktan sonra sahadaki projelerinizde kullanın. Bir sonraki hoparlör tipimiz horn hoparlör. Piyasada biraz da böyle miyafon mantığıyla kullanılan, miyafon tabiriyle tanınan, anılan bir hoparlör sistemidir. Bu horn hoparlörler daha çok ses kitlesinin, ses frekansının son kullanıcıya yani dinleticiye olan mesafesinin uzak olduğu yerlerde tercih edilir. Horn hoparlörlerin standart hoparlörlere göre olan dezavantajlarından en büyüğü ise dinleti yapabildiği ses frekansıdır arkadaşlar. Gerçi son zamanlarda üreticiler bu konuda bayağı kendini geliştirmiş durumdadır ama horn hoparlörler daha anonsa yönelik ve uzak mesafeler için tasarlanmış ve genelde de outdoor ürünleridir arkadaşlar bunlar. Dış ortamlarda kullanılır. Örneğin bir stadyumda, örneğin bir okulda, örneğin adamızda bulunan acil anons sivil savunmaya ait afet alanında kullanılacak olan acil anons noktalarında, kiliselerde, camilerde, birçok ibadethanelerde kullanılabilir. Uzun ömürlüdür, güç tüketimleri düşüktür, çok ağır şartlarda çalışabilir. Özellikle eski tiplerin yeni tiplere göre dezavantajları olsa da yeni tip horn hoparlörler günümüzde çok tercih edilenler arasında projelerde. Ekonomiktir de arkadaşlar. Dış ortam bir kabin tipi hoparlör veya kolon tipi bir hoparlör kullanmak yerine horn hoparlörle çok daha ekonomik bir şekilde çözümleme yapabilirsiniz. Bir sonraki tipimiz de genel en çok karşımıza çıkabilecek olan ürünler de projektör tipi olan hoparlörlerdir. Bu projektör tipi üretici benim özellikle projelerimde çok tercih ettiğim Honeywell markasındır arkadaşlar bu ürünler. Her üreticinin kendi ürünü farklı tip projektör tipinde olabilir. Bu projektör tipleri aslında çoğunlukta dış ortam veya yarı kapalı ortamlarda kullanılır. Montaj yerine göre, kullanılacak olan alana göre hayat kurtaran hoparlörlerdir.
Bu projektör hoparlörler çift taraflı veya tek taraflı üreticilere bağlı olarak ürettirilebilir. Bu hoparlörlerin normal kolon hoparlörlere veya kabin tip hoparlörlere göre avantajları nelerdir diyecek olursanız, en büyük avantajları yapılardır arkadaşlar. Özellikle çelik konstrüksiyon veya da mekanik alanlarda dış yapılarının çoğu metal ve benzeri aksamlardan olduğundan dolayı daha ağır şartlarda daha sorunsuz çalışabilen ürünlerdir arkadaşlar. Bir de ayak tipleri standart kolon ve kabin tipi olan hoparlörlere göre projektör tipi hoparlörleri daha esnektir arkadaşlar. Daha büyük ayak tipleri vardır. Montajda zorluk yapabileceği alanlara ulaşabilmek için çok çözümü vardır. Tek noktadan bağlanan ayaklar, asılanlar, iki noktadan asılanlar veya tamamıyla silindirin üstü kelepçe gibi olan ayak tipleri de vardır arkadaşlar. Hayat kurtarır aslında. Küçük, kompakt, kullanması kolay ürünlerdir. Bir sonraki ürünler de biraz daha böyle müziğin ön plana çıktığı, daha dinleticilere daha geniş frekansta müzik yayını yapabileceğimiz daha fazla akustik, daha fazla güç, birden çok ses kanalının akustik etkisini kullanacağımız yerlerde kolon tipi hoparlörler seçilir. Çoğunlukla bu kolon tipi hoparlörler üreticiye bağımlı olarak tabii iki yollu veya üç yollu veya dört yollu olarak da tercih edilebilir. Bu kolon tipi hoparlörler müzik dinletisinin ön planda olduğu ve veya akustik koruma altında olan ses titreşimleri konusunda zarar verilmesi göz önüne bile gelmeyen herhangi bir gürültüden dolayı oluşabilecek aksaklıkları bertaraf etmek için daha profesyonel bir çözümdür kolon tipi hoparlörler. Bunları daha çok nerelerde görürüz? Ya diskolarda, barlarda, publarda dinleticiyi daha coşturabilmek için tercih edilir. Ya da akustik ihtiyacı olan, akustik koruma altında bulunan binalarda eski eserler olabilir, amfiteyatrolar olabilir, sinema salonları olabilir. Bu tarz yerlerde kolon tipi hoparlörler ön plana çıkar arkadaşlar. Aslında konumuz çok böyle neşeli. Kesmek de istemiyorum ama bir adım daha devam edelim. Sonra ara veririz. Şöyle yapalım. Evet. Ses yükselticileri. Ses yükselticileri hepimizin bildiği aslında amplifiyerlerdir. Ses yükselticilerinde seçimlerde ne en büyük rol oynar, nelere dikkat etmeliyiz? Ses yükselticilerinde birinci dikkat etmemiz gereken konu tasarım. Binanın tasarımı, binanın ihtiyacı bulunan bölge yapısı, toplam hoparlör yükü ve oluşabilecek yükün empedans değeri mutlaka bilinmeli ve değerlendirilmelidir arkadaşlar. Eğer bilinmeden bu tarz bir uygulama yaparsanız sonucu çok kötü olabilir. Ya da bilinçsiz bir ses sistemi yapılandırırsanız müşterileri rahatsız edebilirsiniz veya acil durum anında işlevini yerine getirmez. Sahada benim çok gördüğüm, çok üzüldüğüm bir örnek var. Buna değinmek isterim ses yükselticilerinde. Bir sistem tasarlayan arkadaşlar veya müşteriyi memnun etmek isteyen arkadaşlar işi alabilmek uğruna mı diyelim yoksa geçim kaygısından dolayı mı diyelim bazen standartlardan uzaklaşıyor ve standardın belirttiği güç
ve kalite denetimine tabi olmayacağı için herhangi bir denetleyici tarafından son kullanıcı denetlenmeyeceği için bu noktalarda eksik veya ihtiyaca uyumlu olmayan ürünler kullanabiliyor. En fazla gördüğümüz sorunlar bir ses sisteminin toplam yük yani hoparlör yüküyle amfi yükünün birbirine uyumlu olmaması. Çoğunlukla bu ters pozisyon dediğimiz hoparlörlerin yükü amfinin yükünden daha da fazla görüyoruz. Bu ses doygunluğunu yerine getirmiyor aslında. Bir de özellikle acil anons durumunda belirli olan bir süre çalışma süresi var. O çalışma sürelerinde bazen sorun yaratabiliyor. İki, sistemleri tek bir merkezden yönetmeye çalışıp daha ekonomik sistemler tasarlamaya çalışırken meslektaşlarımız ortamın konforunu ve yönetim kolaylığını müşterinin elinden alıyor arkadaşlar. Mesela az önceki örnekten devam etmek isterim buna. Bir kafe veya bir restoran hazırlıyor ilgili müteahhitimiz ve bunun için işte iç ortam içeride tavan hoparlörlerini, dış ortam dışarıda da kolon veya kutu tipi hoparlörlerini kullanıyor. Buraya kadar nispeten işlemini doğru yapıyor. Bundan sonra amfi yükünü ilk bahsettiğimiz gibi hoparlör yüküyle uyumlu seçmemekle birlikte iki ayrı noktayı veya üç ayrı noktayı restoranın içini ve restoranın dış alanını aynı amfinin aynı ses çıkışından veya farklı bir ses çıkışından besliyor ve aynı ses kontrol düğmesiyle yönetiyor. Bu sefer ne oluyor arkadaşlar? Bir mekana girdiğinizde, girmeden önce özellikle dışarıdan mekanın bir müzik sesi geliyor. Bu çevre gürültüsü düşük olduğu zaman da belki kulağa hoş gelebilir. Çevre sesi, çevre gürültüsü yüksek olduğu zaman da siz bu müziği duymuyorsunuz. Dış ortamda oturan bir konuk veya bir müşteri müziğin daha fazla artırılmasını talep ettiğinde iç mekandaki başka bir müşteri aynı ses şiddetinden rahatsız oluyor. Bunun temel sorunu dış gürültünün mekan içinde olmaması. İkinci büyük ve yapılmaması gereken hata ise doğru amfinin doğru şekilde konumlanmaması arkadaşlar. Buna çözüm şudur. Sizin bu çeşit bir tasarımınız, bu modelde bir yapınız var ise mutlaka çok kanallı ses ayrımı ve ses yönetimi yapabilen bir amfi ve veya çok kanallı bir amfinin çok kanallı bir ses seçicisiyle bunu ayrı ayarlayabilme konforunu müşteriye tanımaktır. Bunu müşteriye tanıdığınız anda müşteriniz de bunu konuklarına sunar ve konuklar da bu rahatsızlıktan hiçbir şekilde etkilenmemiş olur. Avantajları olabilir. Farklı ses kaynakları ile iç ve dış mekanlarda farklı müzikler verebilirsiniz veya bölgelere uygun şekilde farklı ses tonlarıyla farklı müzik yayınları da yapabilirsiniz. Bu da çok iyi bir konfor sağlar müşterinize. Bir de güçlerinden bahsetmemiz gerekir aslında. Kaba tabirle bilmeniz gereken bir ses sisteminde toplamda bulunan yükün amfisini nasıl seçebilirim diye bir düşünceye kapılırsanız temel toplam gücünüzün en az %25'i kadar büyük bir amfi seçmeniz lazım arkadaşlar. Büyük bir ses yükseltici seçmeniz lazım. Bu özellikle küçük ve orta projelerde hayat kurtarır. Çok küçük projelerde çok önemli değildir arkadaşlar. Çok çok ya hoparlörünüz yanar. Bu orantı ters ise ya da amfiniz çok hızlı bir şekilde ısınır. Kısa zaman içerisinde de bozulur. Bazen öyle sistemlere tanık oluyoruz ki
amfilere değemiyoruz. O kadar bir çok sıcak ki bunu soğutmak için ekstra standart dışı uygulamalar yapanlar bile var. Bundan uzaklaşmak lazım. Kesinlikle standartta hareket etmek lazım. Ne yapıyormuşuz? Eğer bir ses sistemi tasarlıyorsak hoparlörün en az %25'i kadar yüksek bir ses yükseltici kullanıyoruz. Bu ses yükselticileri günümüzde çok gelişti arkadaşlar. Hepsinin bir arada olduğu, pardon bir katılımcımız bir soru sormuş. Onu cevaplayalım hemen. Bu anlattığınız ses sistemi için amfi seçme olayı arabalar için de geçerli mi? Evet arkadaşlar, geçerlidir. Temelde yapılan şudur. Araçlarda konu biraz daha farklı ama temel kavram aynıdır. Sizin araç içinde kullanacağınız hoparlörlerin amfileri standart yüklerinizden, yani standart güçlerinizden %20 hatta %15 büyük bile olsa daha iyi olur. Çünkü araçlardan mesafe çok küçüktür arkadaşlar. Bir de araçların ses iletim voltajları, araç ses sistemlerinin ses iletim voltajları çok daha düşüktür acil anons ve ses sistemlerine göre. Bu bizim acil anons sistemlerinde N54 standardında 100 volt olarak var. Araçlarda maksimum 13-15 volttadır. Bunun için bilmem fark ettiyseniz araçların ses sisteminde ses kabloları çok kalındır. Güç kaynakları, amfi yükselticileri önünde akülerden sonra bir kapasitif tampon regülatör vardır. Bunun temel görevi amfinin ihtiyacı olan 14.4 voltu stabil bir şekilde tutmaktır. Araç voltajları, araç akülerimiz bildiğiniz gibi 12 volt ama araç çalıştığında bu voltaj 14'lere, 14.4'lere, 15'lere kadar ulaşan araçlar var hatta. Bu voltajı korumadır. Bu voltaj ne kadar düzgün olursa arkadaşlar, sizin ses eğriniz de o kadar standartta yürür. Yani araçlarda da ses sistemi tasarlarken buna özen gösterin. Araçlarda çok kritik bir nokta var arkadaşlar. Bu özellikle acil anons ve ses sistemlerinde eşleşen noktası orta ve büyük ölçekli ses müzik projelerinde, anons dışı müzik projelerinde yapılan bir hatayla aynıdır. Arkadaşlar araca bir amplifier koyar. Bu amplifier ses yükseltici 4 kanallıdır. İşte bir kanalına ya da iki kanalını köprüler, bir sub woofer dediğimiz daha düşük frekansları çalabilen hoparlörü takar. Geri kalan iki hoparlörü de amfinin diğer iki kanalına, arkayık hoparlörü de amfinin iki kanalına takar. Ses beslemesini teypten yapar. Ön mid tiz tweeter gibi ekipmanlarda teybin üstüne takar. Bu şekilde yayına başlar. Eğer kullanıcı sistemin talebinden fazla bir müzik beklentisine girer, ses şiddetini doğrusal olmayan bir şekilde açarsa bas woofer'inin yaptığı empedans kaymalarından dolayı, yani güç talebinin arttığı süre boyunca geri kalan hoparlörler ve tiz mid takımları harmoni bozukluğu yaşar arkadaşlar. Bunu hepiniz duyarsınız. Camlar açık, son ses gezmeye çalışır. Baktığınızda bir derin bas vurur. Tiz ve mid takımı sonradan gelir veya tam ters olur. Bu bir kargaşadır aslında. Yanlış sistem kurulumuyla alakalıdır. Oradaki temel sorun da bu güç ve ihtiyaca yönelik amfi seçilmemesinden dolayıdır. Bunlara özen gösterirlerse araçlarda da bu tarz sorunları bertaraf etmiş olurlar. Ses sisteminde kısaca bir örnek verecek olursak, örneğin bir sistemde bizim toplam
Hoparlör yükümüz 250 watt. 8 ohmda ise sistemde kullanacağımız amfi minimum 300 watt. 8 ohm, 16 ohm arasında empedansı ayarlanabilen bir yükseltiç olmalıdır arkadaşlar. Aksi takdirde amfimiz çok ısınır veya gerilim düşümü zamanlarında performans kaybı yaşarız veya çıkışlarımız yanar. Son model amfilerde de bu çıkışlar artık entegre değil arkadaşlar. Chipseti doğrudan anakartın üstüne gömüyorlar. Siz ister istemez ürün değişiyorsunuz aslında. Onun için özellikle büyük projelerde yüklerinizi parçalayın. Arıza durumuna karşı da konuyu bertaraf etmiş olursunuz. Bir sorumuz daha var. Evet, ben teşekkür ederim. Sorumuz değilmiş. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum arkadaşlar. Bilgi dahilimde olan şeyleri sorabilirsiniz. Telefon numaralarımız var. Odamızda iletişim numaralarımız var. Oradan da ihtiyacınız doğrultusunda bize ulaşabilirsiniz. Bir sonraki slayta geçmeden önce isterseniz bir ara verelim arkadaşlar. Ders keyifli olduğu için su gibi akıp geçiyor aslında. Benim saatim şu an 25 geçer. İsterseniz bir 10 dakika ara verelim. İhtiyaç molasından sonra tekrar görüşmek dileğiyle. Dediğimiz gibi toparlayacak olursak ses sisteminde yükselteçin çok önemi var. Tasarımın çok önemi var. Aslında tüm bileşenler bir bütün olduğu zaman verimli ve güzel sonuçlar doğuruyor arkadaşlar. Bunun için de ses yükselteçlerinin faktörü çok büyük. Bir sonraki adımımıza geçecek olursak ses seçicileri, karıştırıcılar ve ayarlayıcılar. Bunlar farklı modellerde farklı fonksiyonları bir araya getiren tümleşik cihazlardır aslında arkadaşlar. Bunları ayrı ayrı görürseniz şaşırmayın. Yani call device olarak bilinen arama ünitesi veya ses karıştırıcısı, mikser ünitesi veya volume controller, ses kontrol ünitesini ayrı ayrı decklerde görmeniz mümkün. Ama özellikle entegrasyonun rol oynadığı çok bölgeli sistemlerde ses yükselteçleriyle kaynaklar arasındaki bağı kuran temel ekipmandır arkadaşlar bunlar. Bunlar acil durum anlarını alarm sistemleriyle eşleştirir ve bu eşleştirme sonucunda ilgili bölümlerde ilgili yayınları aktif eder. Ve bu yayınlar da ilgili hoparlörlerden otomatik olarak sunulur. Bu ses seçiciler, ses karıştırıcılar, kaba tabirle bu fonksiyonel mikserler bir nevi alarm sisteminin ses sistemine köprüsünü yapan ürünlerdir. Ortak paydada bir tarafta ses kaynağı yani çalmak istediğimiz veya söylemek istediğimiz ses yayını, diğer tarafta ses yükselteci kaynaktan aldığımız sesi yükselten ve hoparlörlere ileten ekipmanımız amplifier az önce konuştuğumuz ürün. Üçüncü bacağı ise alarm sistemleridir arkadaşlar. Bu alarm sistemlerini sadece yangın alarmı olarak düşünmeyin. Acil anons ve ses sistemlerinde özellikle yangın olmasa dahil alarm entegrasyonu talep edilebilir. Mesela bizim burada çalıştığımız birçok projede bunu yaptık. Bu bir mekanik odadaki ses anonsu su baskınına karşı alarm durumunda da olabilir. Bu ses anonsu hava kirliliğine karşı olabilir. Bu ses anonsu egzoz gazına karşı olabilir. Sadece yangın çıktı ve yangın çıkacak bu iş için yangın sistemiyle alarm entegrasyonu yapılır diye düşünmeyin arkadaşlar.
bu cihazların arkasında kontrol kuru kontakları var. Bu kontrol kuru kontakları gerekli alarm sistemleriyle entegre olduktan sonra alarm devreye girdiği anda hangi türden bir acil durumu değerlendiriyorsanız bu alarm çıkışlarındaki bilgiler sizin modüllerinizle bu cihaza gelir, birleşir. Bu cihaz da şunu der, işte 3 numaralı bölgeden, zone 3'ten bir gaz kaçağı var. Zone 3'e ben bir gaz kaçağı ile alakalı olan medya sunucumdaki ses yayınını ileteyim. Tabii bunu yaparken merkezi sistem odasına da bilgi verir. Senaryonun gereği olan otomasyon devreye girmeye başlar. İlgili selülenit gaz vanaları kapanır. Enerji kesimi başlar. Acil aydınlatma kontrol mekanizması çalışır. Ve eğer gaz havalandırılacaksa dip havalandırma motorlarıyla sirkülasyon temiz havaya doğru itilir. Bu senaryonun bir parçası olan seçici, ayarlayıcı, fonksiyonel mikser, ses sisteminde bu ara bağı kurar arkadaşlar. Bunların marka bağımlı çeşit modelleri vardır. Ben size biraz daha böyle all-in-one diye tabir edilen her şey dahil olan bir ürün göstermek istedim. Bu ürün aynı zamanda bölgelerin seçme işlemini yapıyor. Aynı zamanda kaynak seçimi yapabiliyor arkadaşlar. Operatör gerek uzak masa üstünden, gerek mikrofon ünitesinden, gerekse de doğrudan kabinin içerisindeki bu üniteden istediği ses kanalına girip o kanalı doğrudan yayınlayabilir ve veya senaryo dahilinde yayınlar devam edebilir. Bu tuşlar sayesinde ses kontrollerini yapabilir. İşte bölgelerin master sesi diye adlandırdığımız tamamen bütün bölgelerin ses şiddetini yükseltip alçaltabilir. Bu mikrofonumuz kabin içi acil durumda güvenlik operatörünün kullanabileceği bir mikrofon. Bu tip ürünler olduğu için bunu paylaştım. Birçok projemde ben bu ürünü kullanıyorum aslında. Bu ürün sayesinde siz sistem odasında veya operatörün yanında ekstra bir çağrı mikrofon ünitesi kullanmadan sisteme doğrudan bir bilgi verebilirsiniz. Bu sonradan dahil edilebilen bir ürün olduğu için talep doğrultusunda da kullanılabilir. Seçiciler marka bağımlı mikserler, fonksiyonel mikserler özellikle daha doğru olacaktır. Fonksiyonel mikserler marka bağımlı olarak birçok fonksiyonu yerine getiren modelleri vardır arkadaşlar. Burada kendinizi geliştirmek istediğiniz marka veya markalar hangisi ise o ürünleri daha çok projelerinizde işlediğinizde o ürünler ve o ürünlerin üreticisiyle olan bilgi birikintinizi çoğaltabilirsiniz. Avantajlarını, dezavantajlarını başka markalara göre kıyaslayabilirsiniz. Lider markalardan biri şu an dünyada Honeywell, Bosch, Audac, Harman Group gibi birçok marka var aslında. Siz hangisini arzu ederseniz, hangi sistemle çalışmak isterseniz onlarla devam edebilirsiniz. Bu ürünleri de seçerken mutlaka proje analizi yapıldıktan sonra müşteri talepleri ve sizin teknik bilginiz üst üste konulduktan sonra ürün seçin. Bu ürünün bir giriş çıkış güç empedans gibi bir çok hassas bir dengesi yok aslında. Giriş ve çıkışları ses ve müzikler için standart da belirtilmiştir. Sadece en çok rol oynayacak sizin için kaç bölgeli veya kaç fonksiyonel alarmı işletebilecektir
seçicim. İşte dışarıdan mikrofon dahil oluyor mu veya tüm seslere dıştan bir kaynakla dahil olabiliyor muyum? Veya network'ten bu ayarlanabiliyor mu gibi belki taleplere veya özelliklere dikkat etmeniz temelde yeterli olacaktır. Bir sonraki ürüne gelelim. Mikrofonlar. Mikrofonlar aslında hepimiz tanır. Çeşit türlü mikrofonlar vardır. Merkezi ses, acil anons sistemleri ve müzik sistemlerindeki mikrofonlar temelde birbiriyle farklı görünse de aslında hepsi aynıdır arkadaşlar. Fonksiyonları farklıdır sadece. Mikrofonun temel yapısına baktığımızda bir nevi hoparlördür aslında. Hoparlörün çalışma prensibinden ters çalışan bir yapıya sahiptir. Hoparlörleri bildiğiniz gibi nasıl çalıştırırız? Bir güç kaynağı, ses yükseltici tarafından verdiğimiz sesi amplifierimiz yükseltir. Elektriksel işaretleri hoparlör yapısından dolayı bir ses titreşimleri haline çevirir ve bizim kulağımız sayesinde bu ses titreşimlerini duyarız. Mikrofon ise tam tersi çalışır aslında arkadaşlar. Bir mikrofon mini bir hoparlör gibidir. Siz mini hoparlöre dışarıdan konuştuğunuzda onun aslında ses uçlarına, bağlantı uçlarına bir elektriksel işaret yollarsınız. Bu elektriksel işaretler yükselticilerle yükselir. Bir mikrofonun çıkışını doğrudan bir amfiye girdiğinizde çalışmayabilir. Eğer amfide o özellik yok ise arkadaşlar, mikrofonun ses işaretleri, ses şiddetleri, ses titreşimleri, elektriksel güçleri çok düşüktür arkadaşlar. Bunun için araya mikrofon amplifiyerleri, mikrofon yükselticileri ve veya seçeceğiniz amfinin bir mikrofon girişi olmalıdır. Aksi takdirde sizin düzeneğiniz düzgün bile olsa sesiniz yeterince yükseğe çıkmaz veya sesiniz çıkmaz. Acil anons sistemlerinde az önce seçicilerden bahsetmiştik. Acil anons sistemlerindeki mikrofonların ne farkı var? Ses sistemi, müzik sistemi mikrofonlarına göre. Burada sağ tarafta gördüğümüz Shure marka mikrofon aslında akustik bir mikrofon. Üstündeki buton da sadece on-off çalışıp devre dışı kalma için tasarlanmış bir anahtarı. Bu daha çok canlı müzik, konser, ses, anlık canlı anonsu yayınlayabilecek bir mikrofon tipidir. Farklı amaçlarda kullanılırsa sorun olur mu? Hayır, olmaz. Ama zor noktada veya planlanmamış bir ses titreşimine veya sese maruz kalır ise bunu sadece alıp amfiye iletemeyebilir. Kendi frekansının dışında kalabilir. Özellikle çok çalgılı ses sistemlerinde, çok çalgılı konserlerde bu tarz mikrofonların çeşitli modellerini konumlandırıyorlar. Sebebi sırf tüm tınıların tamamıyla ses sisteminden duyulabilmesi için. Bu tip bir mikrofonu biz normal 100 volt line acil anons sistemimizde kullanabilir miyiz? Evet, kullanabiliriz arkadaşlar. Bizi kısıtlasa da iş görür ve sizi kısmen sonuca doğru ulaştırır. Bir önceki şu tip bağlantı mikrofonu ile bu tip bağlantı mikrofonunu aynı bünyede bağlantı konforu veren seçiciler de vardır arkadaşlar.
Bunu ürün seçiminde ben ilk anda böyle bir mikrofon alamam. Elimde hali hazırda böyle bir mikrofonum var ve onu kullanacağım derseniz seçicinizi ona göre ayarlarsınız. Veya entegre olacağınız mikrofon bu tarz bir şeyse seçicinizi ona göre alırsınız ve ona göre devam edersiniz. Standartta olması gereken mikrofon tipleri ise 100 volt sistemlerde, acil anons sistemlerinde şu tiptir arkadaşlar. Bu tip aslında bir mikrofon ve seçici fonksiyonel mikserin kontrol paneliyle birleşmiş bir mikrofondur. Bazı marka modellerde tamamıyla modüler yapıdadır arkadaşlar. Şu şekilde ayrı bir ünitede mikrofon, yanında şu şekilde bir tuş takımı vardır. Hani benim başlangıç ürünü olarak kendi dahilinde olan böyle bir başlangıç paketi var. Buna ek olarak bölgeniz eğer belirtilenin seçicinin çok katlı kullanılması veya çok bölgeli bir ses kullanması, ses sistemi tasarlanması durumunda ek seçici tuşlar da bu modül dizinine eklenebilinir. Bu bize ne konfor sağlar bu tarz mikrofonlar? Bir yaptığı iş performans ve mali durumuna göre baktığınızda bu ürünler daha comfortable'dır. Daha kullanışlı ve maliyeti uygun gelir. İki, bu ürünler, bu tip mikrofonlar aktif ekipman olarak yani dışarıdan bir güç kaynağıyla beslendiği için arkadaşlar bu ürünlerin ses sistemi merkezlerine veya kabinlere olan mesafeler uzayabilir. Bu konforu doğurur bize. Aktif ürünle aktif ürün arasındaki yani ses yükselticimiz, ses seçicimiz ile kontrollü seçici mikrofon arasındaki mesafe standartta bir akustik mikrofonda 20-30 metre maksimumlarda iken 100-150 metre olabilir arkadaşlar bu mesafeler. AVM'lerde, otellerde, pub'larda, barlarda, birçok yerlerde bu tarz ürünleri okullarda önerebilirsiniz. Bu size ne konforunu sağlar? Bir AVM'nin sistem odası eksi 3 kattaysa ya da eksi 1 kattaysa ve siz artı 2'de bir giriş danışma noktası kurmuşsanız bu aradaki yapısal kablolamayı çok rahatlıkla yapabilirsiniz arkadaşlar. Sizi kısıtlamaz. Uygunluksuz yere aktif cihaz koyma gibi sorunlar yaratmaz. İlgili danışman ilgili bölgelere dıştan anons çağrı yapabilir veya müzik dinletisi yapabilir veya hep tüm bölgelere birden yapabilir. Veya herhangi bir yayını varsa acil durum anında ses seçicisi mikrofonu devre dışı bırakıp müziği devre dışı bırakıp kontrol dışında bırakıp doğrudan ses mesajını okumaya devam eder. Bunu nitelikli seçicili mikrofonlar daha çok yapar. Son zamanlarda birçok firmanın geliştirdiği internet protokolünde çalışan bu tarz mikrofonlar ve ses seçiciler de var arkadaşlar. Onlar da lokasyon bağımsız, IP tabanlı, network'e dahil ettiğiniz anda, sisteminizle eşleştirdiğiniz anda mikrofon nerede olursa olsun eğer ses seçici fonksiyonel mikserle aynı noktada ise, aynı network dahilinde ise veya VPN trunk yapılmış ise doğrudan sisteme ulaşıp anons yapabilirsiniz. Bunu daha büyük düşünmek gerekirse şöyle olabilir. 5 mağazası olan bir mağaza zincirine merkez ofisin sistem odasından yapılan bir ses yayınını hepsine gönderebilirsiniz arkadaşlar. Veya mağazaların kendilerine ayrı ayrı gönderebilirsiniz veya mağazaların içerisindeki bölgelere de ayrı ayrı ses gönderebilirsiniz. Bir sonraki ürünümüz medya oynatıcıları, medya player'ler.
Medya playerleri aslında birçoğumuz biliyor. Medya playerler çok karşımıza çıkan ürünler ama bu tarzda değil. EN54 standart acil müzik yayını üniteleri ve standart zamanlarda acil durum dışında müzik yayını yapan üniteler bu tarz kabin tipi cihazlardır arkadaşlar. Bu cihazların çeşitli fonksiyonlu olan modelleri var. Bu modeli ön ve arka görselleriyle paylaşmak istedim. Nedir bu medya oynatıcıları? Genel müzik yayınını ve acil durumda acil durum mesajını sorunsuzca defalarca tekrarlayıp okuyabilecek olan acil anons durumunda seçici tarafından yönetilebilen cihazlardır aslında. Bunlar ticari playerlere göre farkı şudur arkadaşlar. Bir, bu tip ürünlerin alarm durumunda hangi mesajı okuyacağı ve mesajı kaç defa okuyacağı bu cihaza programlanma süresinde tanımlanmıştır. Ve başka bir fonksiyon gerçekleştirmediği için alarm bilgisini şu arkadaki alarm kontağından aldığı anda otomatikman bunu sizin belirttiği standartta yapar. Bunu ticari ürünler yapamaz mı? Yapabilir. Bildiğimiz DVD player'ler falan yapamaz mı? Yapabilir ama bu fonksiyonları yerine getiremez. Bir de bu medya oynatıcıların N54 standart gereği bu modelde mesela yok. DC besleme uçları var. Bu ürün N54 standart değil. Standart dışı bir medya oynatıcının görseli. Burada şu şekil alarm ucu gibi bir DC besleme ucu var. 24 voltluk backup voltajı buradan gelip bağlanıyor. Ve acil durum anında enerji kesilse bile o okuması gereken mesajı ve veya mesajları son kullanıcıya ulaştırabiliyor. Genel kaba tabirle bu cihazlar aslında bir ses kaynaklardır arkadaşlar. Mikrofon gibi olmasa da bunlar bir ses kaynaklardır. Bunların içerisine jingle müzik veya acil anons müzikleri veya farklı lisanlarda açıklayıcı, yönlendirici bilgileri kaydedersiniz. Ve bu acil durum anında veya normal müzik yayını zamanlarında seçicinin bypass'ı doğrultusunda yayın yapar arkadaşlar. Büyük projelerde bu ürüne ihtiyaç vardır. Çok da fonksiyonel olan modelleri var. Bu en düşük serilerden biri. Piyasada kurulu gördüğüm ve bizim de birçok projede kurduğumuz için karşılaşma oranınız yüksek olduğu için size bunu paylaştım. Daha kompleksleri de vardır arkadaşlar. Modüler üstüne ses kartı, network kartı, USB player kartı takılan modeller de vardır. Dediğim gibi markaların kendi üretici bağımlı teknolojilerini ihtiyacınız doğrultusunda veya ilginiz doğrultusunda takip edebilirsiniz. Bir sonraki ürün yine Honeywell'in bir ürünü aslında. Hep söylüyoruz N54, N54 standardı. N54 standardında en büyük kurallardan biri acil durum anında sistemin 40 dakika, en az 40 dakika boyunca ses yayın, ses anons niteliğini yerine getirebiliyor olması gerekliliğidir. Bu gereklilik farklı markalarda çok uzun süreler tutulmuştur. Firmalar bu konuda bu süreleri uzatmak için elinden geleni yapıyorlar. Doğru bir sistem kurmak için yapısal kaplaması da bu standartta olması lazım. Hoparlörü de bu standartta olması lazım. Ses yükseltici bu standartta olması lazım. Ses seçicisi ve fonksiyonel mikser bu standartta olması lazım.
Yangın alarm sistemleri ve söndürme sistemleri N54 standartında olması lazım. Birçok şartnamelerde zorunluluktur arkadaşlar. Ve birçok şartnamelerde N54 standartını ararken Avrupa meşesi aranıyor özellikle. İş bu noktaya geldiğinde de ses sistemlerinde görülmeyen ürünler, özellikle acil anons sistemlerinde çok büyük rol oynayanlar backup üniteleridir. Bildiğiniz amfi kasası gibi hiçbir tuşu olmayan, özellikle eski modellerde hiçbir tuşu olmayan, sadece işte voltajı, akımını, şarjını, deşarj süresini gösteren ekranları bulunan bir kutudur aslında. Bir UPS gibi düşünün. Ama sadece çıkış voltajı burada standart gereği 24 ve veya 48 volta kadar olan grupları olan ürünler var. Sisteminiz normal şartlarda şebeke voltajı bu ürünün üstüne geliyor. Gerekli koruma mekanizmalarından geçtikten sonra bu ürünün üstünden veya UPS sisteminin voltajı bu ürünü geliyor besliyor. Bu ürünün voltajları sizin kurduğunuz acil anons sistemi ve ses sisteminin arkasında yapılanmış DC voltaj uçlarına bağlanıyor. Diğer bir cihazların üstünde bulunan diğer AC şebeke uçları ise yine UPS hattından ve veya doğrudan şebeke hattından edilip bağlanıyor. Acil bir durum anında her şeyin olağanüstü olduğu durumlarda UPS'inizin sustuğu, yangının başladığı noktalarda bu sistemler, bu backup üniteleri güç kaynağınızı, ses yükselticinizi, mikrofonlarınızı, hoparlörlerinizi, ses seçicilerinizin tamamını besleyerek sistemi koşullarında belirttiği kadar hayatta tutuyor. Bu N54 standardı olan birçok ürünün arkadaşlar yanmaya karşı koruma standardı da var. Bu yangın durumunda hoparlörün ses yayınına devam etmesi için yangın durumunda veya doğal afet durumunda hoparlörün ve veya yükselticin veya güç kaynağının besleme ünitelerinin veya kablolarının bu şartlarda dayanabilmesi içindir. İlk bahsettiğimiz hoparlör ve amfi seçiminin aslında burada bir bağı var. Eğer siz düzgün bir sistem kurmamışsanız arkadaşlar, karmaşık bir yapınız var ise sistem bileşenleri, üreticiler bunları tasarlarken acil durum anlarını değerlendirdikleri için sizin sisteminiz normal şartlarda düşünün ki yanlış bir sistem kurguladınız ve pardon ve hoparlör yükünüz amfiye göre çok yüksek ama bunu şebeke voltajıyla beslediği zaman daha verim alıyorsunuz. Standartta değil ama standarda yakın belki de bir verim alıyorsunuzdur. Müşteri bunu fark etmemiş olabilir. Acil durum anında şebeke voltajı yok olduğunda veya UPS devreden çıktığında çalışma voltajları DC yüklere döndüğü zaman DC güçlere döndüğü zaman otomatik olarak sistem nominal kendi verebileceği güç doğrultusundaki çıkışlarını aktif edebiliyor veya o kapasitede olan hoparlörlere kadar ses iletebiliyor. Bu eğer çok katlı bir binaysa şöyle düşünebilirsiniz. En alt 5 katta veya en alt 3 katta acil durum zamanında bir ses yayını var. 6, 7, 8. katlarda ses yok. Bunun sebebi sizin zamanında müşteriyi memnun edesiniz diye veya rekabet şartlarını yanlış kullanarak, yanlış seçimler yapıp projeyi almanız sonucunda, yanlış tasarımlar sonucunda ortaya çıkar. Harici güç kaynakları bu gibi noktalarda çok erken yıpranabilir veya arıza gösterebilir arkadaşlar.
Çünkü dengesiz bir tüketim söz konusu olur. Bu da acil durumda hiç kimsenin istemediği bir şeydir aslında. Genel olarak aslında tüm ses ve acil anons müzik sistemleri hakkında genel bir bilgi verdim size. Çok daha detaylı zamanlar harcamak isterdik. Ama ilerleyen derslerimizde daha da farklı konularımız daha uzun sürelerimizi alacak. Odamız ileride yüz yüze eğitime geçtiğinde bu ürünlerin birçoğunu size deneyimleme şansı verecektir. Her derste olduğu gibi bunda da söylüyorum. Firmamız tarafından odamıza gerekli bulunan, talep edilen birçok ürünleri numune amaçlı, kullanım amaçlı, eğitim amaçlı sağlayabiliriz. Veya sizi iş yerimizde ağırlayabiliriz arkadaşlar. Bir güncel genel örnek vermek isterim kapatmadan önce dersimizi, sorulara geçmeden önce. Bu arada sorularınız varsa lütfen çekinmeden sorun. Günümüzde modern ve fonksiyonel tasarlanmış bir sistem yapısı ekranda size paylaştığım gibidir arkadaşlar. Adetlere işte mikrofon ve hoparlör adetine çok takılmayın ama genel bir otel yapısı veya kompleks bir bina yapısı bu şekildedir arkadaşlar. Diğer zayıf akım sistemlerinde olduğu gibi birçok acil anons ve ses sistemi artık dijitalleşmiş durumda. Kendi içlerinde dijital konuşabiliyor veya farklı donanımlar arasında da dijital konuşabiliyor. Hatta birçok ekipman şu an doğrudan internete çıkabiliyor. İnternette ürün ve teknoloji bağımsız farklı markalarla da konuşup protokol işletebilen ürünler var. Baktığımızda bu bir otel modelidir aslında arkadaşlar. Bir merkezi bir alarm sisteminiz vardır. Bu alarm sistemi model olarak görüntülenmiştir. Daha büyük, daha fonksiyonel bir alarm sistemi olabilir. Fonksiyon içeriği farklı olabilir. Gaz, su, karbondioksit, oksijen verimliliği, yangın olabilir. Temelde bu bilgi alarm sisteminden çıkar. Tüm ürünlerin, tüm seçicilerin ve fonksiyon mikserlerinin haberleşeceği ortak bir protokole düşer. Şu an günümüzde bu TCP/IP dediğimiz internet protokolünde aslında. Eğer doğrudan bağlanacak konfor yoksa internet protokolü üstünden ortak ağdan tüm cihazlara yönetilebilir. Her bölgenin bölge ihtiyacına göre amfileri, seçici fonksiyon mikserleri, hoparlörleri, bir harici güç kaynakları ve ses kaynakları vardır, medya playerleri vardır. Çeşitli noktalarda çeşitli fonksiyonlu ürünlerde yapılandırılabilir. Eğer siz bir noktada sadece ses yayını, ses iletimi yapacaksanız oraya bir amfi koymanıza gerek yok. Bunu internet üzerinden ilgili kat amfilerine iletebilirsiniz. Kat yükselticileri bunları yayınlar veya dış ortam için gerekli olan bahçe sesini siz danışmadaki bir mikrofondan internet üzerinden yapıp bahçeye yayın yapabilirsiniz veya otoparka veya kapalı otoparka yapabilirsiniz arkadaşlar. Aynı keza çok fonksiyonlu bir toplantı salonu içerisinde olan bir sistem. Siz toplantı yaparken büyük bir toplantı salonunda ise siz toplantı veya konferans yaparken alarm sisteme bilgi verip alarm senaryosunu gerçekleştirirse sizin tüm fonksiyonlarınız durur ve odanızda bulunan hoparlörler alarm senaryosunun gerektirdiğini devreye alır ve çalıştırır. Bunların tamamını merkezi işlem istasyonu kontrol eder. Otellerde teknik müdürler ve operasyondan sorumlu olan kişiler, iş yerleri, AVM'ler vesaire konusunda da teknik denetleyiciler olur. Arka tarafta bizim gibi hizmet
hizmet sağlayan veya sizin gibi hizmet sağlayan firmaların doğrudan servisler üzerinden anlık bilgi almaları ve o canlı yayın monitörleme şansları da vardır arkadaşlar. Sistemin olağanüstü durumda tüm verilerini, tüm fonksiyonlarını kaydedersiniz. Bunlar olağanüstü durumlarda, özellikle sigorta poliçelerinin çalışma noktalarında bu veriler isteniliyor ve denetleniyor. Üzülerek bu örneği vermek isterim aslında. Yakın zamanda devlet hastanesinde bir yangın olmuştu. Orada mesela böyle bir sistem yoktu ve duyarlı vatandaşlar olmasaydı ve hastanenin normal kapasitesinden daha düşük çalıştığı bir zaman olmasaydı kesinlikle tahliyede sorunlar yaşanacaktı. Bu tarz sorunlar olmaması için bu tarz sistemleri kesinlikle binalarımızda yapılandırmalıyız. Müşterilerimize önermeliyiz. Kullanıcıları daha bilinçli kılmalıyız arkadaşlar. Benim söyleyeceklerim bugünlük bu kadar. Sizin sormak istediğiniz başka sorular veya merak ettikleriniz varsa mutlaka sorun. Hatta şöyle yapalım. Herhangi bir merak ettiğiniz veya sormak istediğiniz sorunuz yoksa arkadaşlar dersi kapatıyorum. Evet hocam, sanırım soru yok. Evet hocam, soru yok. Herkese teşekkürler. Herkese teşekkür ederim katıldığınız için. Bir sonraki zayıf akım dersinde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. İyi akşamlar, iyi hafta İyi sonları. akşamlar.